Çankırı Dernekler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Can'la birlikteyiz. Bu geceyi tertip ettiniz, çankırları bir araya getirdiniz. Birliktelik mesajı verildi. Bu geceyle ilgili, çankırların bir araya gelmesiyle ilgili ve Çankırı'da ilk defa bir konfederasyon kuruldu. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aslında ben söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi gelecek ekoları, gelecek yankıları bekliyorum. Bu bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Artık küçük olsun benim olsun Çankırı bırakacak. Ha, benim başkanlığımı beğenmiyor mu? Abi yolları var, demokratik. Delegeleriyle indirecek, kendisi geçecek. Ama her ilde tek federasyon ve bir tane konfederasyon olacak. Yoksa bizi kimse dinlemez. Hepsi bu. Yani güçlü bir Çankırı diasporası olmanın yolu buradan geçiyor. Sence? Bence de öyle ama hani biz biraz önce yapmış olduğumuz röportajlarda da hep şunu söylendiler. Çankırı'ya bir araya gelemez, başarılı olamaz. Böyle bir algı var. Bu algıyı işte bu umutsuz algıyı aşmamız gerekiyor. Şimdi şeyin Vedat Bekir'in güzel, benim beğenmediğim bir lafı var. Çankırı'nın toprağından çömlek olmaz diye. Bir Bursalı söylüyor bunu. İçimizde de demek ki İrlandalılar böyle konuşuyorlar. Çankırı'dan çok güzel çömlek olur. Hititler 5000 yıl önce yapmış. Bütün dünya hayranlıkla seyrediyor. Biz 2023'te kurduk. İnşallah 24'te birlikteliğimizi perçinleyeceğiz. Çok sesli bir şekilde 1500 delegemizle başkanımızı seçeceğiz olağanüstü kongreyle. Ondan sonra yani o tek sesliliği sağlayamazsak tekrar o karanlığa gömüleceğiz. Bu bir fırsat. Umarım Çankırılı hemşerilerim, dernek başkanlarım, birlik başkanlarım bu fırsatı değerlendirecek. Onlar köy dernekleri, ilçe derneklerini, ilçe dernekleri, il federasyonları, il federasyonları konfederasyona kan verecek. Biz de o yolda yürüyeceğiz. Çankırı merkezinde tabelanız asıldı, bugün gördüm. O da hayırlı olsun. Sağ olun. Orası kirası 5 yıllığına ödenmiş bir yer. Bundan sonra orada aynı zamanda bir yatakhanemiz var. Yani Ankara'dan gidip de yer bulamazsa otelde dernek üyelerimizin kalacağı. Ankara'da da 2 tane ev, 8 yataklı bir yerimiz var. İzmir'den gelen arkadaşları bugün orada ağırlayacağız ilk defa. Abi, bu geceyle ilgili izleniminiz ne oldu, izlenimleriniz? Herkes de dur bakalım ne olacak havası vardı. Aynı şekilde ben de dur bakalım Çankırılı ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada basın olarak, bireysel olarak hem benim hem bu tip iyi olan her şeyin yanında olan bir gazete olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.